Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle güzel bir resimle 3 boyutlu kağıt rölyef çalışacağız. Ben bu deseni çok sevdim. Ahşap boyamada da çok kullanıyoruz bu ara bunu. Çok moda oldu bu desen. Resimde gördüğünüz gibi zaten boyutlu bir resim. Sanırım bu daha önceden bir şekilde çalışılmış ve resmini çekip bu hale getirmişler. Şimdi biz gördüğümüz yerlerden boyutlandıracağız. İlk kez yapacakların bile çok kolaylıkla çalışacağı bir resim. Hemen başlıyoruz. Boyutlu resimde mutlaka bir tane resmi mukavva üzerine yapıştırmak için hiç kesmeden şu kenar kısımlarını kenara ayırıyoruz. Bir tane kağıdımız şu anda kenarda. Şimdi biz ikinci resimle devam etmiş oluyoruz. İlk resimde gördüğünüz gibi en altta kalan şu siyah kısım. Sağdaki siyah kısım. Üstte kalan dilimli yer bizim resmimizde kalacak. Biz şu kısmı atacağız. Bir küçücük parça da şurada var siyah olarak. Bir de bunu atacağız. Bu bizim ilk resmimizde atacağımız yer. Burada dilimlerin şekline göre kağıdımızı kesiyoruz. Kağıtlarımızı kestikten sonra mutlaka boyama işlemi yapıyoruz. Kağıdımızı ters çevirip. Buradaki kağıdımızın rengi siyah olduğu için biz bunu siyah keçeli kalemle boyayacağız. Evet. Şimdi buradan devam ediyorum. Bu kısmı kestim. Dümdüz kenar kısmını çıkarıyorum. Kretuar bıçağınızı hiç kaldırmadan keserseniz tırtıklanma olmaz. Buraya geldiğimde de şu köşede minik bir siyahlık vardı. Hemen oradaki siyahlığın şekline göre orayı da kestim. Oradan devam ediyorum. Yine kenar kısmını çıkarıyorum. Yine devam ediyoruz. Dümdüz resmimizin kenarındaki fazlalığı çıkarıyoruz. Buraya geldiğimde zaten kenarını attığımız yer otomatik çıkmış oldu. Evet. İlk resmimizi çıkarttık. Hemen şu resmin üzerinde göstereyim. Şu kısımda siyahlık vardı. Onu dışarı attık. Bu kısımda siyahlık vardı. Onu dışarıya attık. Resmimizin kalan kısmı bu şekilde. Bu bizim kestiğimiz ilk resim, yapıştıracağımız ikinci resim. Devam ediyoruz. İlk resimde şu siyah kısmı atmıştık. Şimdi ona ilaveten. Şurada gri yer var. Bu. Buradaki gri yer. Ona ilaveten de yine bunu dahil edeceğiz.
Şöyle bakıyorum. Sanki bu resimde şurası dikiş gibi gözüküyor. Evet, sadece şu gri parçayı biz atacağız. Burası zemin. Yine burasını şekline göre kesiyorum. Kestim. Burada da yanık bir görünüm var. Ben bir tane resimde deneyeceğim. Kağıdımın bu kısmını çakmakla yakacağım. Eğer buradaki aynı yanık görünümü elde edersem size de göstereceğim. Yoksa böyle bırakacağım. Yine buradaki şekline göre tırtıkladım. Evet, tamam. Yine kenarda kalan beyazlıklarını dümdüz kesiyorum. Buradan da dümdüz gidiyorum. Şu köşeyi aldım. Şurada yine atmamız gereken bir parça vardı. Oraya giriyoruz bu şekilde. Orayı da attık. Tekrar bakıyoruz. Burası ayrı bir parça. Evet, bu şekilde kestik. Şöyle iki resmi üst üste koyduğumuzda en altta attığımız yer burasıydı bu resimle. Şu köşedeki siyahlık. Şimdi bir diğer resme geçiyoruz. Az önceki attığımız burası, burasıydı. Şimdi onlara ilaveten şu ana resmi çıkaracağız, kağıdı. O da zaten çok belirgin yerleri. Şuradan başlıyorum. Burada düz geliyorum. Buradan giriyorum. Şu kısımda alttaki kağıdı ben görüyormuş gibi kendim şekil veriyorum. Biz şu parçaları atacağız. Yine bu kısımda bu şekilde kelebeğin üzerinden alttaki şu resmi görüyormuş gibi şeklini veriyorum. Buradan geliyorum. Ve şuradan devam ediyorum. Aslında bir önceki resimde şurayı da çıkartabiliriz. Bunu da ilave edebiliriz. Çünkü bir diğerinde, evet, bunu biz buradan çıkaralım. O bize derinlik katacaktır. Bu bizim ikinci resmimizdi.
bir öncekine şu köşedeki parçayı ilave etmiş oldum. Yani şunu atarken şunu da dahil ettim. Nerede kaldık? Şuradan geldik. En son şunu atmıştık. Evet. Bunda da buraya atmış oluyoruz. Devam ediyoruz bu şekilde. Etrafından buradan çıkıyoruz. Bir de burada da minik minik tırtıklar var. Şekline göre buradan başladım. Köşeye geldim. Şuraya kadar düz ineceğim. Beyaz kısmını atıyorum. Şuradan pardon. Şuradan buraya kadar geldim. Buradan devam ediyorum. Şimdi şu kısımda alttaki kağıdı görüyormuş gibi iniyorum. Buraya kadar geldim. Buradan yine kelebeğin kanatlarından altı görüyormuş gibi devam ediyorum. Buradan devam ediyorum. Şu küçük yerde düz keseceğiz. Şimdi buradan devam ediyoruz. Burada bıraktım. Şimdi beyaz kenar kısmını atıyoruz. Şimdi buradan şu arayı çıkaracağız. Şuraya kadar geldim. Yine şekline göre kestim. Şurada tırtıklı olduğu için bazen kağıt kopmuyor. Üzerinden tekrar çıkmanın, kesmenin faydası olacak bize. Bir tane resmi zemine ayırdık. İkinci resmimiz bu ikinci resmimiz zemine ayırdık. Kağıdımızın her yeri var. Sadece şu siyah kısmını çıkarttık. Onun üzerine bu resim geliyor. Burada da yine siyah resmi çıkarttık. Şu köşeyi çıkarttık, minik köşeyi ve buradaki köşeyi çıkarttık. Bir de buradaki, bu da bunun üzerine gelecek. En üstte de bu resim. Tamamen şu kağıttaki görünümü bir bütün haline getirdik. Toplamda 3 tane kağıt kesmiş olduk. Bir tane de bütün zemine ayırmış olduk. Şimdi devam edeceğiz. Şu ana kadar 3 tane resim kestik. Bir tane de zemine kağıt ayırdık. Bizim giydirme için kelebeklere ihtiyacımız var. Giydirme için kelebeklere de ben bu kestiğimiz resimlerden alttan gözükmeyecek şekilde çalma işlemiyle yapacağım. Çünkü her bir kelebek için birer resim daha lazım bize. Bu sefer kağıt ziyanı olacak ve artan resimler de bir işe yaramayacak. O yüzden alttaki resimlerden boyut vermek için çalma işlemi yapabiliriz.
Şimdi bu resimde zemine yapıştıracağımız resim. Rahatlıkla ben bu kağıdı keserek kelebeği alttan çalabilirim. Bu şekilde etrafından keseceğim ve alacağım. Onun üzerine biz şu resme yapıştırdığımızda çaldığımız kelebek gözükmeyecek. Önemli olan burada kenarlardan kesik kısım gözükmesin. Hemen başlıyorum. Yine kelebeğimin şekline göre kesiyorum. Gelirme işleminde bu kelebekleri kullanacağız. Bunlarla boyut vereceğiz. Kabartma yapacağız. Burada kelebeğimizin antenleri var. Onları tam sınırdan değil de 1 milim dışarıdan kesiyorum ki kırılmasın yapıştırırken. Beyaz kalan kısımlarını siyah kalemle boyayacağım için oralar gözükmeyecek. Diğer kanatlarına geçtim. Şekline göre kıvrımlarını vererek kesiyorum. Yavaşça çıkarıyorum. Bu alt kısımlarına çöp şişi yerleştireceğimiz için oraları çalma işlemini yaptığımız yer havada kalacak. Orada bir sıkıntı olmayacak. Bizim ilk kelebeğimiz. Bunu zemine yapıştıracağım resimden çalmış oldum. Biz bu büyük kelebeği de çalabiliriz. Çünkü şunu yapıştırdığımda bakacağım. Evet, bu alttan aldığım yer gözükmeyecek yine benim. Yine bunda da kelebeğimin şekli nasılsa bu şekilde geliyorum. Etrafından bu şekilde keseceğim. Yine antenlerine birer milim dışarıdan pay vereceğim. Hemen şöyle kısacık bir parça göstereyim yine. Şu kelebekte yaptığımız gibi sadece kelebeği alıyoruz. Kelebeği çıkarıp devam edeceğim. Zemine yapıştıracağım ilk resimden iki tane kelebeği çaldık. Şimdi
Bu zeminin üzerine yapıştıracağım ilk resmimiz var. Şöyle bakın, yapıştırdığımızda o çaldığımız yerler kesinlikle gözükmeyecek. Bu resimden de çalma işlemi yapacağım. Kelebeklerin antenleriyle şu gövde kısmını çalacağım burada da. Çünkü bu her bir parça için bir büyük kağıt lazım bize. Aynen bu şekilde kalemimle gösterdiğim gibi etrafından şu gövdeyi çıkarıyorum. Yine antenini tam sınırdan değil, bir milim dışarıya pay vererek kesiyorum. Kopma olmasın diye. Altına da çöp şiş ya da kürdanla havaya kaldırmamız için parça lazım. Bunu çalmış olduk. Şimdi buna geçiyorum. Bunu da çalacağım yine. Bu şekilde etrafından pay vermeden vücudunda şekline göre kesiyorum. Bunu da aldık. Klitoru kaldırdığımız zaman bazen başlama yerinden gelmiyor. Bu sefer kaçıyor. Kameramanın altında da zor oluyor. Bunu da çalmış oldum. Şimdi bir diğer resimden de boyut vermek için çalacağım bir parça ayarlayacağım. Şu yazıyı alacağım. Yine şekline göre. Bu da altta kalacağı için gözükmeyecek. Bunu da buradan çalabilirim. Bunu çalmış olduk. Kabartmak için kullanacağım. Yine aynı parçadan burada da var. Şöyle. Şu köşesi oval. Hemen bunu da çalıyoruz. Bunu da çaldım. Şimdi devam edeceğiz. Yine çalma işlemine devam edeceğiz. Sadece en üstteki yapıştıracağım kağıttan çalma işlemi yapmıyoruz. Çünkü burada en üste geleceği için kestiğimiz yerler gözükür. Bunu mutlaka hep kenarda ayrı tutun. Şimdi bu benim en üste gelecek olan parçam. Şöyle koyduğumda kesik görünümler gözükmemeli. O yüzden
değil, alttaki kağıtla çalma işlemine devam edeceğim. Burada da kelebeklerin kanatları birbirinin üzerinde. Yani şöyle. Şimdi şu alttaki kanat şu kanadın altına girmiş. Onu ben bir bütün gibi görerek, pay vererek almam lazım. Onu da şöyle yapıyorum. Bu benim üste gelecek, bu altta kalacak. O yüzden şöyle pay vererek alacağım. Şu parça bana lazım. Bir üst yaprağa şu şekilde pay veriyorum. Bu da benim gövdem. Bir miktar da gövdeden tam ortalıyorum. Böyle geliyorum. Dış kısmını şekline göre kesiyorum. Hemen şekline göre keseceğim yerden başlıyorum. Şuraya gelince pay vereceğim yere çıkıyorum. Üst yaprağa. Gövdeye geçiyorum. Buradan da pay alıp tam kesişme yerinden sıfırlıyorum. Bunu da almış olduk. Yine yan taraftaki kanat. Bu yaprak, bu kanat bunun altında. O yüzden şuradan pay veriyorum. Birbirinin üzerine getirdiğimde kesik görünüm oluşmasın diye üst yapraktan pay alıyorum ve gövdeden. Şuraya geldiğimde de sıfırlıyorum. Yine dış kısımlarını şekline göre kesiyorum. Şuradan üst yapraktan pay alıp birleşme yerinden sıfırlıyorum. Hemen buradan başlıyorum. Şurası bizim birleşme yerimiz. Buradan sıfırlıyorum. Bu iki yaprağı da bu şekilde çalmış olduk. Yine şundan yaprakları, kanatları çalacağım. Bu yaprak sıfırdan, yani sürekli yaprak diyorum, kanat sıfırdan. Bu bunun altında. O yüzden bu payı şuradan alıyorum. Gövdeye geçiyorum. Gövdeden pay veriyorum. Şuradan sıfırlıyorum. Dış kısmını yine şekline göre kesiyorum. Buraya geldim. Üst kanada pay veriyorum. Gövdeye geçiyorum. Buradan alıyorum. Şuradan sıfırlıyorum. Pay verdiğim yer şurası. Bir de gövdenin şu orta kısmı. Hemen karşılığına geçiyorum. Karşı kanada. Yine bunu bunun altına yerleştireceğiz. Buradan başlıyorum. Üst kanattan pay alıyorum. Buradan sıfırlıyorum. Şuradan başlıyorum. Şurası birleşme yeri. Buradan sıfırlıyorum. Dış kısımlarını şekline göre kesiyorum. Şimdi burayı şekline göre kesiyorum. Bu benim artık bu kağıtlardan çalabileceğim son bir parçaydı.
Şu üst kanatlar için de ayrı resim kullanacağız. Onu da yapıştırma işlemine geçerken, boyut verirken alabiliriz. Şu anda onun için acele etmeyeceğiz. Bunları yapıştırdığımızda çalamayacağımız için önceden kesiyoruz. Şimdi buradan sıfırladım. Buradan üst kanada geçtim. Köşeden sıfırladım ve çıktı. Şimdi boyama ve cımbızlama işlemini göstereceğim. Artık kesim işlemlerini bitirdik. Çalma işlemlerini de bitirdik. Devamını diğer kağıtlarımızdan yapacağız. Biz kestiğimiz her yeri her bir kağıtta öncelikle boyuyoruz. Yalnız boyama işlemlerini özellikle kahverengi kalem kullanmamız lazım. Siyah kullandığımızda kötü bir görünüm oluşur. Sadece siyahı şu kısımlarda kullanacağım. Çünkü burası koyu renk ve yanık bir görünüm oluştu. Ben çakmakla denedim. Hoş durmadı. O yüzden yine ben siyah boya kalemiyle devam edeceğim. Resmin tersi size bakmalı. Kalemi alıyorum. Kesinti yaptığım her yeri tek tek boyuyorum. Siyahı sadece siyah yerde kullanıyorum. Diğer kalan kısımlarında mutlaka kahverengi kalem kullanıyoruz. Koyu kullanırsak üst tarafta çok rengi belli olur. Doğal görünümünü kaybetmiş olur. Şu şekilde kahverengiyle kalan kısımlarını boyayacağım. Bütün boyama işlemlerini bitirdikten sonra kaşlarımıza aldığımız cımbız ile kesim hatalarını kapatmak için şöyle 1 milimden geriye doğru kestiğimiz, boyadığımız her yeri kıvırıyoruz. Bunu bütün resimlerimizde yapıyoruz. Önce kesiyoruz, sonra boyuyoruz. Genellikle kahverengiyle boyuyoruz. Sadece siyah olan bir yer varsa orayı siyahla boyuyoruz. Boyadığımız her yeri de tek tek cımbızla 1 milimden geriye doğru kıvırıyoruz. Bu da bizim cımbızlama işlemimiz. Bu çok önemli. Kesim hatalarımızı kapatıyor. Cımbızlama işlemimiz bittikten sonra da ütüye geçiyoruz. Yumuşak bir sünger kağıdımızı üzerine koyuyorum. Ters çeviriyorum. Şu tarzda bir ütü topu kullanabilirsiniz. Ahşap olur, metal olur, hiç fark etmez. Kağıdımı ters çevirdim. Çok hafif bastırmadan tüm kestiğimiz kağıtları bu şekilde ütülüyoruz. Bu bizim kağıdımıza daha doğal bir görünüm veriyor. Kağıtlarımız böyle dümdüz kalmıyor. Yapıştırma aşamasına geçtiğimizde de bu ütü bize daha doğal bir görünüm veriyor. Bu şekilde yavaş yavaş aşırı bastırmadan ütülüyorum. Kağıdın o düz görünümünü yok ediyorum. Tüm kenarlarına da kadar her yerini ütülüyorum. Şöyle koyduğumda da mesela şu ütü benim için yeterli. Şu anda belki gözükmeyebilir ama hafif bir bombelik oluşuyor. O ütü benim için yeterli. Bu videom buraya kadar. Bundan sonra ben cımbızlama, boyama ve ütüleme işlemlerini yapıp daha sonra artık yapıştırıp boyutlandırma kısmına geçeceğiz. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.